Herkese yeniden selamlar. Bir başka FM 2019 videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bu videoda sizler için FM 2019'da ortalama fiyatlara transfer edip satarken servet kazanabileceğiniz oyuncuların listesinin ikinci versiyonuyla birlikteyiz. O halde hazırsanız başlayalım. Listemizin ilk sırasında Romanya 1. Lig ekiplerinden Vitorul forması giyen Denis Drăguș var. 19 yaşındaki Roman oyuncu santrafor mevkisinde görev yapmakta. Drăguș ayrıca kendisine görev verilmesi halinde sol açık mevkisinde de görev alabilmekte. Genç oyuncu yaşına göre ortalama üstü özellikleriyle dikkat çekerken güncel piyasa değeri ise 800 bin euro civarında. Takımından ise yıllık 42 bin euro kazanmakta. Oldukça gelecek vadeden oyuncu için Roman kulübünün kapısını çaldığımızda ise bizden 5 milyon euronun yanı sıra sonraki satıştan %30'luk bir pay istemeyi de ihmal etmediler. Tam parayı ayarlayıp oyuncuyla görüşmelere girişecektik fakat genç oyuncu oyun başında kulübüyle olan sözleşmesini yeni uzattığı için transfer işlerine pek gönüllü olmuyor. Bundan dolayı hevesimizi bir başka bahara bırakıp oyuncunun güncel ve potansiyel yetenek puanlarına bir göz atalım. Denis Drăguș oyun başında 113 yetenek puanına sahip. Fakat bunun ileride 160'a kadar yükselmesi muhtemel. Bu potansiyel göz önüne alındığında Roman oyuncu için 5 milyon euro ayırıp ondan bunun 5 katını kazanmamız çok muhtemel. Kış transfer dönemi için listenize eklemeyi unutmayın. Devam ediyoruz. Listemizin 2 numarasında İngiliz oyuncu Ezri Konsa var. 20 yaşındaki genç oyuncu İngiltere Championship ekiplerinden Brentford forması giymekte. Stoper mevkisinde görev yapan oyuncu top kapma ve markaj özellikleriyle dikkat çekerken fiziksel özellikleri de hiç de fena değil. Bu denli iyi özelliklere sahip olan Konsa'nın güncel piyasa değeri ise 2.3 milyon euro iken takımından yıllık 463 bin euro kazanmakta. İngiliz stoperi transfer etmek için takımının kapısını çaldığımızda ise bizden 12 milyon euroluk bir bedel talep edilmekte. Bu bonservis bedelini verecek gücümüz olsa bile genç oyuncu takımına yeni katıldığı gerekçesiyle transferi gerçekleştirmeye pek gönüllü olmuyor. Fakat ilerleyen transfer dönemlerinde oyuncu değerini daha da katlamadan takipçi olmakta fayda var. Son olarak oyuncunun güncel ve potansiyel yetenek puanlarına bakacak olursak, Konsa şu an için 120 yetenek puanına sahip ve bunun ileride 160'a kadar ulaşması muhtemel. Potansiyeli ve özellikleri göz önünde bulundurulduğunda Ezri Konsa bir an önce transfer edilmesi gereken bir isim. Takibini şiddetle önermekteyiz. 3 numaradayız. Sıradaki isim Danimarka Ligi ekiplerinden bronz bir forması giyen Henny Mukhtar. 23 yaşındaki Alman oyuncu ofansif orta saha mevkisinde görev yapmakta ve güncel piyasa değeri 5 milyon euro civarında. Oyuncu takımından ise yıllık 314 bin euro kazanmakta. Teknik özellikleriyle göz dolduran oyuncuyu transfer etmek için müzakereler başladığımızda ise Danimarka ekibi bizden oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma maddesinde yazan 9.25 milyon euroyu talep etmekte. Bu şartlarda oyuncuya verecek 9.25 milyon euronuz varsa bile oyuncu gözünü başarılı bir kulübe dikmiş gibi gözükmekte. Alman oyuncu Avrupa Ligi'nde oynayan bir takıma transfer olmak istediği için sözleşme görüşmelerine başlamayı reddetti. Lakin sizin kulübünüz Avrupa kupalarında mücadele ediyorsa oyuncuyu 800 bin euro maaşa almanız mümkün. Gözü Avrupa kupalarında oynamakta olan Henny Mukhtar'ın güncel değeri ise 137 ve bunun ileride 150'ye kadar ulaşması muhtemel. Bu güncel yetenek puanına sahip bir oyuncuyu 9 milyon euro bantlarına transfer etmenin çok zor olacağını düşünürsek, eğer sizin de oyuncuya verebilecek 9 milyon euronuz varsa onu takımınıza katmanızı ve kendini geliştirdikten sonra Avrupa devleriyle müzakerelere başlamanızı öneriyoruz. Geldik 4 numaraya. Listemizin 4 numarasında AZ Alkmaar'ın genç oyuncusu Owen Wijndal var. 19 yaşındaki Hollandalı oyuncu sol bek mevkisinde görev yapmakta ve güncel değeri 240 bin euro civarında. Genç Hollandalı takımından ise yıllık 68 bin euro kazanmakta. Top kapma, orta yapma ve dayanıklılık özellikleriyle dikkat çeken genç yıldızı transfer etmek için Hollanda ekibine teklif yaptığımızda ise bizden 7 milyon euronun yanı sıra sonraki satıştan %40'lık bir pay talep etmekteler. 7 milyon euroyu verebilecek bütçeniz varsa oyuncunun talepleri beklediğimiz kadar yüksek değil. Wijndal takımımıza katılmak için bizden yıllık 295 bin euro maaş talep ederken yıllık %10 maaş artışı dışında pek önemli bir talebi bulunmamakta.
maaş konusunda pek problem çıkartmayan Hollandalı oyuncunun güncel ve potansiyel yetenek puanlarına da bir bakacak olursak, Wijndal şu an için 106 yetenek puanına sahip. Fakat ileride 160 yetenek puanına kadar ulaşabilme imkanı var. Ve bir dipnot vermek gerekirse, oyuncu düzenli oynatıldığı takdirde bir sezon sonunda 120-125 yetenek puanına kadar ulaşıyor. Bu denli hızlı gelişen bir oyuncuyu takımınıza katıp ondan milyonlarca euro kar etmeniz için yapmanız gereken tek şey Hollanda ekibinin kapısını çalmak. Listemizi yarıladık. 5 numarada Brezilya 1. Lig ekiplerinden Corinthians forması giyen Pedrinho var. 20 yaşındaki Brezilyalı oyuncu sağ açık mevkisinde görev yapabilmekte ve güncel piyasa değeri 1,5 milyon euro civarında. Pedrinho takımından ise yıllık 108 bin euro kazanmakta. Dribbling ve teknik özellikleriyle dikkat çeken oyuncuyu transfer etmek istediğimizde ise Brezilya ekibi bizden oyuncunun serbest kalma maddesindeki 8,25 milyon euroyu talep etmekte. Oyuncuyla müzakereler başlamaya hazırlandığımızda ise oyuncunun Türkiye liglerini kendine göre bulmamasından dolayı müzakereler tıkandı. Fakat ileride ufak da olsa başarı gösterip bu transferi gerçekleştirmeye çalışmanızı şiddetle önermekteyiz. Zira 20 yaşındaki Brezilyalı oyuncu güncel olarak 126 yetenek puanına sahip ve bunun ileride 155'e kadar yükselmesi çok muhtemel. Eğer siz de bir oyuncu olayım, hem takımı taşısın hem de ileride ondan yüksek miktarda kar edeyim derdindeyseniz Pedrinho bu alanda ilk göz atmanız gereken isim. Devam ediyoruz. 6 numarada Sevilla'nın 19 yaşındaki oyuncusu Alejandro Pozo var. Sağ açık mevkisinde görev yapan oyuncu şu an için Granada takımında kiralık ve güncel piyasa değeri 1,5 milyon euro civarında. Pozo takımından ise yıllık 232 bin euro kazanmakta. Hız ve fiziksel özellikleriyle kendisine bir daha baktıran İspanyol oyuncuyu transfer etmek istediğimizde ise Sevilla bizden 11 milyon euro istemekte. Bu denli iyi bir oyuncunun nasıl 11 milyon euro olacağını soracak olursanız Pozo'nun sözleşmesindeki serbest kalma maddesi bu yönde. 11 milyon euromuzu hazır edip oyuncuyla görüşmelere başladığımızda ise Alejandro Pozo bizden yıllık 920 bin euronun yanı sıra 15 gol atarsa 36 bin euroluk bir bonustan oluşan bir sözleşme talep etmekte. Şu anki güncel yeteneği 118 olan İspanyol oyuncunun gelecekte 155 yetenek puanına ulaşması çok muhtemel gözükmekte. Bu potansiyele ulaştığı takdirde birçok Avrupa devinin radarına girmesi de muhtemel. Bu şartlarda siz de oyuncuyu 11 milyon euroya transfer edip kar etmek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey parayı hazırlamak. Ha unutmadan oyuncu kiralık olduğu için kadronuza bir sonraki sezon katılacaktır. Sona doğru yaklaşıyoruz. 7 numaradayız. 7 numarada Arjantin 1. Lig ekiplerinden San Lorenzo forması giyen Marcos Senesi var. 21 yaşındaki Arjantinli stoper mevkisinde görev yapmakta ve güncel piyasa değeri 4,4 milyon euro civarında. Genç Senesi takımından ise yıllık 193 bin euro almakta. Bu denli piyasa değeri yüksek ve potansiyelli bir oyuncuyu transfer etmek istediğimizde ise Arjantin ekibi bizden oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma maddesi olan 10,25 milyon euroyu talep etmekte. Bu profili ve bonservisi gördükten sonra gelmez dediğimiz Senesi ise bizi şaşırtıp bizden yıllık 1,23 milyon euro maaş ve satış bedelinden pay içeren bir sözleşme istemekte. Bir stoperde olması gereken hemen hemen her özelliği iyi seviyede olan Arjantinli oyuncunun güncel ve potansiyel yetenek puanlarına bakacak olursak, Marco Senesi şu an için 127 güncel yetenek puanına sahip ve bunun ileride 157'ye kadar ulaşması muhtemel gözükmekte. Yere sağlam basan stoper arayışında olan arkadaşlarımız için bulunmaz kaftan olan Senesi, her ne olursa olsun bu paraları hakkını sonuna kadar verecektir ve ileride ondan ciddi karlar yapmanız da olası. Devam ediyoruz. 8 numarada kendisine az rastlanan bir isim olan Jefferson Soteldo var. 21 yaşındaki Venezuelalı oyuncu, Huachipato takımının oyuncusu fakat yine Şili Ligi ekiplerinden Universidad de Şili takımında 6 milyon euro satın alma opsiyonlu olarak kiralık durumda. Sol açık mevkisinde görev yapan Soteldo'nun güncel piyasa değerine bakacak olursak, oyuncu şu an için 725 bin euro değere sahip ve takımından yıllık 81 bin euro kazanmakta. Teknik ve fiziksel özellikleriyle dikkat çeken Venezuelalı oyuncu, az evvel de belirttiğim gibi satın alma opsiyonlu kiralık durumda. Bundan dolayı oyuncuya herhangi bir teklif yapabilmek mümkün değil. Fakat oyuncunun opsiyonlu
uyumlu sözleşmesi kış transfer döneminden önce sona ermekte. Burada dua edelim ki Şili kulübü 6 milyon euroyu denkleştiremesin ve oyuncu transfere uygun bir konuma gelsin. Profiline ancak uzaktan bakmakla yetindiğimiz Jefferson Soteldo'nun güncel ve potansiyel yetenek puanlarına bakacak olursak, 21 yaşındaki oyuncu şu an için 118 yetenek puanına sahip. Fakat bunun ileride 154'e kadar yükselmesi muhtemel. Bu şartlar göz önüne alındığında eğer siz de devre arası transfer döneminde kanatlardan yana sıkıntılı giriyorsanız ve Soteldo'nun opsiyonu kullanılmamış durumdaysa oyuncuya yönelmeniz sizin kârınıza olacaktır. Geldik sondan bir önceki isme. 9 numarada Serie A ekiplerinden Bologna forması terleten Matthias Schweinsteiger var. 19 yaşındaki İsveçli oyuncu orta sahanın ortasında görev yaparken güncel piyasa değeri 2.7 milyon euro civarında ve takımından yıllık 740 bin euro maaş almakta. Bir orta sahaya göre oldukça yeterli özelliklere sahip olan Schweinsteiger'i kadromuza katmak için İtalyan kulübünün kapısını çaldığımızda ise bizden 12.25 milyon euronun yanı sıra sonraki satıştan %50'lik bir pay talep ettiler. Oyuncu tarafında ise Schweinsteiger şu an için Türkiye liglerini kendisine uygun görmediğinden bu transferi gerçekleştirmekte pek düşünmediğini bize iletti ve ne kadar maaş isteyeceği konusu netlik kazanamadı. Fakat eğer siz ortalama bir Avrupa kulübü çalıştırıyorsanız sizin verdiğiniz teklif doğrultusunda sözleşme görüşmelerine başlamayı hemen kabul edecektir 19 yaşındaki İsveçli. Peki Türk takımlarına yüz vermeyen Schweinsteiger'in potansiyel ve güncel yetenek puanı nasıl, ona da bir göz atalım. Matthias Schweinsteiger şu an için 119 güncel yetenek puanına sahip. Fakat ileride 163 yetenek puanına kadar ulaşması çok muhtemel. Bu durumda da oyuncuyu bir atmaca edasıyla transfer edip hem onun etinden sütünden faydalanmak hem de ileride ondan ciddi kâr etmemiz için aramızdaki tek engel Türkiye Süper Ligi. Ve son sıradayız. 10. sırada bana canlı yayınlarda sıkça sorduğunuz bir isim olan Jeremio forması giyen Tete var. Sağ açık mevkisinde görev yapan 18 yaşındaki Brezilyalı oyuncu 59 bin euro güncel piyasa değerine sahip ve takımından yıllık 75 bin euro kazanmakta. Şu an için özellikleri ve piyasa değeri vasatın biraz üzerinde duran Tete için Brezilya ekibinin kapısını çaldığımızda ise bizden 6.75 milyon euronun yanı sıra sonraki satıştan %30'luk bir pay talep etmekteler. Bonservis bedeli oldukça ideal gözüken Tete ile sözleşme görüşmelerine tam başlayacaktık ki Tete takımıyla olan sözleşmesini yeni uzattığı gerekçesiyle müzakerelere başlamaya pek gönüllü olmuyor. Fakat bu durumda hemen karalar bağlamaya gerek yok. Kış transfer döneminde Brezilya ekibinin kapısını tekrar çalmakta fayda var. Bu denli merak edilen Tete'nin güncel ve potansiyel yetenek puanlarına da bir göz atmak gerekirse Brezilyalı oyuncunun güncel yetenek puanı sadece 98. Fakat bunun ileride 168'e kadar ulaşması muhtemel. Bu da demek oluyor ki Tete ileride oyunun sayılı kanat oyuncularından birisi olacak. Şu anki özelliklerini aldırmadan oyuncuyu geleceğe yatırım gözüyle bakmaya kabul edecek arkadaşların Tete'yi kadrolarına katmanın bir yolunu bulmalarını şiddetle tavsiye etmekteyiz. Evet, videonun burada sonuna geldik. Umarım naçizane oyuncu önerilerimiz hoşunuza gitmiştir. Peki ya sizin önereceğiniz bu tarz oyuncular var mı? Varsa lütfen yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Videoyu bitirmeden evvel her zaman olduğu gibi eğer bu video hoşunuza gittiyse beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir başka futbol dili ve edebiyatın videosunda görüşene dek şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.